Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıflar için fizik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu hafta ne göreceğiz? Evet, bugün fizik bilimine girişten sonraki ilk konumuz olan neyi çekiyoruz? Madde ve özellikleri konusunu çekiyoruz. Kütleyi inceleyeceğiz, hacmi inceleyeceğiz ve düzgün geometrik cisimlerin nasıl hacmini bulduğumuzu inceleyeceğiz. Yani maddenin ortak özelliklerini inceleyeceğiz bugün. Madde dediğimiz tanımıyla başlayalım. Kütlesi eylemsizliği olan ve uzayda yer kaplayan tanecikli yapılara madde deniyoruz. Madde diyoruz. Uzayda yer kaplayan demek hacmi olan demek. Hı hı. Yani dolayısıyla kütle, eylemsizlik, hacim ve tanecikli yapı maddemizin ortak özelliklerinden dördüdür ya da ortak özellikleridir diyebiliriz. Hı hı. Peki maddenin şekil almış haline ne denir diye bir soru sorsak cisim mi? Cisim denir diyebiliriz. Şimdi geldik ilk ortak özelliğimize. İlk ortak özelliğimiz kütlemiz nedir? Değişmeyen madde miktarıdır. Yani ben burada da işte 100 kiloysam burada da 100 kiloyum. Ay'a gittiğimde de başka gezegenlere gittiğimde de gene 100 kiloyum. O değişen şey neydi? Altıda birer ağırlık. Onun değişme sebebi de yer çekimi kaynağı. Ama ne olduğunu söyleyebiliriz? Kütlemizin değişmeyen madde miktarı olduğunu söyleyeceğiz. Eşit kollu teraziyle ölçüldüğünü ve kısa muzun K'sinin bu olduğunu yani temel büyüklük olduğunu hatırlayacağız, unutmayacağız. Evet, eşit kollu terazimiz bu şekilde hocam verilmiş. Pazara falan gidersek işte gerçi artık dijital, dijital teraziler var artık ancak eski usul pazarlarda şöyle bir kefeler vardı. İşte buraya bir binici koyuyordu. Diğer tarafta işte meyve, sebze artık neyse o vardı. Ama mantık şu. Tabii burada eşit kollu terazi olduğu için şu kol uzunluklarının LL olduğunu söyleyeceğim. Bu eşit kollu terazinin şu noktanın sol tarafında X cismi olduğunu görüyorum. MX. Sağ tarafında ise Y ve Z cisimleri olduğunu görüyorum. Dolayısıyla X cisminin kütlesi Y ve Z cisimlerinin kütlelerine toplamına eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Mantığımız bu. Söylüyoruz. Peki. Evet. İkinci ortak özelliğimiz ise hacim. Bir maddenin uzayda kapladığı yere hacim diyoruz. Şimdi maddemizin kaç türü vardı? 3 türü vardı. Katı, sıvı ve gaz. Katıların hem belirli bir şekilleri hem de belirli bir hacimleri vardır. Sıvılarda ise belirli bir hacim vardır. Ancak belirli bir şekil yoktur. Dolayısıyla orada ne diyor? Şurada kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar. Mesela şöyle bir işte ince belli bir çay bardağı olmuş olsun. Şuraya kadar doldurduysam elimdeki sıvım buranın şeklini alacak gibi bir şey yapabilirim. Gazlar ise ne belirli bir şekle ne de belirli bir hacme sahipler. Bulundukları kabın hem şeklini hem hacmini alırlar diyeceğiz. Peki şimdi kütleyi eşit kollu teraziyle ölçüyorduk. Çok güzel. Hacmi nasıl ölçüyoruz? Hacmi farklı yollarla ölçeceğiz. Ne gibi yollarla ölçeceğiz? Birincisi eğer düzgün geometrik şekle sahip bir katı varsa elimde mesela küp gibi. Ne yaparım? Bütün ayrıtlarını çarparak a küp şeklinde bulurum. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim hocam? Tabandan yukarıya doğru doğrusal düzgün bir şekilde çıkıyorsa cismimiz kullanmamız gereken şey taban alanı çarpı yükseklik ifadesidir diyebilirim. Şimdi kübün tabanında iki kenarı da A olan bir kare var. Dolayısıyla kübümüzün taban alanı A kare oldu. Yüksekliğimiz de A olduğuna göre A kare çarpı A'dan A kübü elde etmiş oldum. Doğru. Evet devam ediyoruz. Dikdörtgenler prizması. Bakınız gene mantığımız aynı. Tabanda bir dikdörtgen var. A çarpı B taban alanı. C'de yüksekliğim olduğuna göre dikdörtgenler prizmamın hacmi ABC şeklinde geldi. Hemen yanında silindirim var. Silindirin tabanında bir daire var. Ve dairenin alanı pi r kare şeklinde. Yüksekliğimde h olduğuna göre silindirimin hacmi pi r kare h şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bu ilk gördüğümüz 3 şekilden farklı cisimler bunlar. Yani taban alanı çarpı yükseklik ne yapamayız burada? Yapamayız. Çünkü düzgün aynı şekilde yükselmiyor. Dolayısıyla küre için hacim formülümüz 4 bölü 3 pire küp. Kone için ise 1 bölü 3 pire kare h şeklinde ne yapacağım? Hacim formülümü ifade etmiş olacağım. Evet sorumuza bakıyoruz şimdi. Şekildeki kürenin yarısı su ile doludur.
Pi'yi de 3 al demiş bana. Hocam hemen o zaman şu dolu olan şeyin hacmini bulayım mı? 4 bölü 3 pire küpün yarısı. Evet. Normalde tamamı dolu olsaydı 4 bölü 3 pire küp olacaktı. Yarısı olduğu için 1 bölü 2 ile çarptım. Pi'yi 3 al dedi. Şunlar gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. Dolayısıyla benim elimde 2 r küp hacminde sıvı varmış. Hı hı. İstediği olay ne? Küredeki suyun tamamı dikdörtgenler prizmasına boşaltılırsa şöyle bir sıvı yükselme durumu söz konusu olacağını söyleyebilirim. Yani hı hı. Şurası sıvı ile dolu olmuş olacak. E şimdi elimdeki hacim 2 r küp eşittir. Ben dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl buluyordum? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde buluyorum. Onun tamamına h, tamamı h demiş. H üssü diyelim. Buraya evet h üssü diyelim. H üssü dedik. R kare ile r küp gitti. Sabine. Bir tane r kaldı. Dolayısıyla h üssü dediğim şey 2r oldu. Dolayısıyla demek ki sıvı yüksekliği 2r kadar oluyor imiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir sorumuz var şimdi. Şekildeki oyun hamurunun tamamı kullanılarak yarı çapı 1 cm olan kürelerden en fazla kaç tane elde edilebilir? Hocam yapabilir Tabii estağfurullah. Yani, buyurun. Yani matematik sorusu buyurun. Geldi. Şöyle yapalım. İlk önce bunun hacmini hesaplayalım. Bu bir oyun hamuru. 10 çarpı 6 çarpı 8 yani 480 arkadaşlar. Evet. Peki hacminiz. Yarı çapı 1 cm olan kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi yani 3 çarpı 1'in küpü. Evet pi 3 al demiş zaten. 4. Evet çok güzel. Şimdi bir tane kürenin hacmi 4. Şu oyun hamurunun hacmi 480. 480'i 4'e bölün. 120 tane evet. Ne yapabilirsiniz? Küre elde edebiliriz. Yani bunun cevabı 120 oldu. Tamam. İkincide ne diyor? Şekildeki kutuya yarıçapı 1 cm olan kürelerden en fazla kaç tane dizilebilir. Tamam, koyulabilir, şimdi. Yazılabilir. Şimdi dizilebilir diyorsa yarıçapı 1 cm olan küreyi bir düşünelim. Şöyle bir Pokemon topu. Hı-hı. Şimdi bu Pokemon topu yarı çapı 1 ama tamamı 2. Yani çapı 2. Şöyle iç içe dizerseniz eğer şuraya doğru 3 tane dizebilirsiniz. Bu tarafa doğru 2 dizerseniz en fazla burası 10. Bunun çapı 2. 5 tane dizebilirsiniz. Dolayısıyla tabana 3 çarpı 5. Öyle değil mi? Evet. Yukarı doğru gidersek de 2 gitmeyecek mi gene? 8 cm en fazla 4 tane dizebilirsiniz. 3 çarpı 8 çarpı 4 tane dizebiliriz. O yani 32-96 olmuş oldu. Var mı sıkıntı? Evet. Gayet net hocam. Hı-hı. Peki bu ikisinde niye farklı şeyler kullandık? Çünkü burada küreleri diziyoruz. Küreler arasında boşluklar kalıyor. Evet aynen öyle. Ancak yukarıdakinde direkt bu küpü biz bozup ne yapıyoruz? Evet. Küre haline getiriyoruz. Hacmin tamamını, Hı-hı. bir de hacmin tamamını kullanırken iki de hacmin tamamını kullanamıyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. Yarı çapı 2 cm, yüksekliği 3 cm olan koni. Koni. Ağzına kadar suyla doldur. Hemen konimizin şeyini bulalım. Hacmini bulalım. 1 bölü 3 çarpı. Devam edelim. Evet. Pi'yi 3 alacağız tabii. Pi eşittir 3. 3 çarpı. Yarı çapım ne? 2. 2. 2'nin karesi. 4. Çarpı. Yüksekliğim ne? 3. Dolayısıyla buradaki 3'ler gitti. Demek ki elimde 12 santimetre küp su varmış. Hı hı. Akmaya başlıyor. Şimdi şöyle sorunun diğer kısmı arkada kaldı. Buna göre su akışı tamamlandığında prizma kaç santimetre yüksekliğine kadar suyla dolar? Şimdi elimde ne vardı benim? Hemen şöyle alalım. 12 santimetre küp su vardı. Şimdi 12 santimetre küpü buraya koyunca hacminin tamamı ne yapamayacak? Doğru. Dolamayacak. Şöyle bir yere kadar gelecek. Hı hı. Dolayısıyla taban alalım. 3 çarpı 2 çarpı 5 santimetrenin tamamını dolduramayacağım. H kadarını dolduracağım. Taban alanı çarpı H eşittir. Bana neyi verecek? 12. 12 santimetre küpü verecek. Dolayısıyla 6H eşittir 12. H dediğim şey buradan 2 santim şeklinde çıkacak. Yani 2 santim yüksekliğine kadar doldurabiliyor imiş. Bu zaten sorumuz. Evet Bursa olmuş oldu cevabımız. Üçüncü ortak özelliğimiz eylemsizlik. Bu konumuzu ne zaman göreceğiz daha detaylı? 11. sınıfta göreceğiz. Yani şu anda ortak bir özellik olduğunu bilmemiz bizim için yeterli. Ne demek eylemsizlik? Eylemsizlik hocam bir cisim ya da maddenin ilk hareket durumunu koruma isteğidir. Yani mesela minibüs giderken birden fren yaptığında biz ne yapıyoruz? Öne doğru bir şöyle bir ileri doğru gidiyoruz. Ya da minibüs işte
duruyorken harekete geçtiğinde böyle geri doğru bir gitme oluyor. İşte o olay eylemsiz. Yani bütün maddeler bu hareketi yapıyorlar i̇lk diyebiliriz. Halini, koruma isteği, ilk hareketini, ilk durumunu koruma isteği diyoruz. Eylemsizlik olarak ifade ediyoruz. Dördüncü ve son ortak özelliğimiz de tanecikli yapıdır. Tanecikli yapı dediğimiz şey de tüm maddelerin atomlardan oluşması şeklinde ifade edilir. Diyoruz. Ve madde özelliklerinin ilk kısmını bitirmiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konu anlatımıydı. Sevgili arkadaşlar, yeni videolar geliyor. Henüz abone değilseniz hemen abone olup bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere.